diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ağustos ayı itibariyle pasaportunda öğrenci vizesi bitenler ülkesine geri dönmek zorunda. Yoksa kaçak duruma mı düşecek, düşeceklermiş diye bir duyum aldım. Bu duyum doğru mudur diye bize bu takipçimiz soruyor. Şimdi dediğim gibi biz epey bir soru aldık özellikle bu konuyla ilgili bu hafta. Oysa olayın içeriği aslında şu. Ben hemen hiç şu cevabı verebilirim bu takipçimize. Hayır, sizin pasaportunuzdaki öğrenci vizesi bitse de bitmese de burada herhangi bir kaçak duruma düşmüyorsunuz. Okuldaki eğitiminizi ve I-20 sistemindeki I-20'nizi devam ettirdiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız. Fakat sizin bu duyduğunuz şey, duyumdaki hata şu. Şimdi göçmenlik dairesi bundan birkaç ay önce bir değişiklik daha getirdi. Ve bu yürürlüğe girecek olan değişiklik, ki bu yürürlüğe Ağustos ayında girecek, şunu gündeme getirdi. Öğrenciler için, bu öğrenciler tabii F statüsünde olabilir, M statüsünde olabilir, C statüsünde olabilir. Bunlar için bir değişik bir durum gündeme getirdiler. O da şu, normalde Ağustos öncesi yani şu an ve öncesinde öğrenci statüsüyle Amerika'ya girenler girişte duration of status denilen bir statü elde ediyorlar. Ve bu da onlar programlarına devam ettiği sürece kesinlikle statülerini kaybetmemek durumuyla onları bırakıyordu. Ve eğer diyelim ki bu öğrenciler okula devam etmeyi bıraktılar ve bıraktıkları için statüleri ihlal oluyor. Fakat bu kişiler ülke dışına çıktıkları zaman bu okulu bıraktıkları süreçten çıkış yapana kadar olan süreçte herhangi bir yasal olmayan gün sayısına girmiyorlardı. Dolayısıyla onlar hakkında göçmenlik mahkemesi ya da göçmenlik görevlileri ya da göçmenlik dairesi tarafından siz işte statünüzü ihlal ettiniz şu tarih itibariyle denilmediği sürece onlar ülke dışına çıktıklarında işte 3 yıl gelememe, 10 yıl gelememe bir yasayla karşı karşıya kalmıyorlardı. Dolayısıyla Ağustos ayı itibariyle gelecek değişiklik şunu gündeme getiriyor. Eğer öğrenciler okullarına devam etmezseler, bu programlarını bitirebilirler ya da programlarını ihlal edebilirler. Ve bunlardan birini yaptıkları günden itibaren yasal olmayan 180 gün olan süreç başlamış olacak. Dolayısıyla örnek veriyoruz Ağustos ayından sonra öğrencimiz okuluna gitmedi, hiçbir şey de yapmadı ve bundan okulu bıraktıktan sonra 1,5 yıl sonra ülke dışına çıktı. O zaman 1 yıldan fazla yasa dışı kaldığı için yani okuluna gitmediği için bu kişi 10 yıl Amerika'ya gelememe yasayla karşı karşıya artık bundan sonra kalacaktır. Dolayısıyla sizin duyduğunuz duyum, işte bizim pasaportumda öğrenci vizem var ama ben okula devam ediyorum, öğrenci vizem biterse ben kaçağa mı düşüyorum, duyduğun duyum doğru değildir. Dolayısıyla siz okula devam ettiğiniz sürece, programınızı devam ettirdiğiniz sürece, ister pasaportunuzdaki vizeniz bitsin, ister I-94'daki statünüz geçsin, ki öyle bir statüsü yok, I-94'da durational statüs diyorlar. Dolayısıyla siz okula devam ettiğiniz sürece, I-20'nizi yenilediğiniz sürece herhangi bir kaçak duruma ya da herhangi bir yasal olmayan bir duruma düşmüş olmuyorsunuz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplayayım.